Bayağı hani beğeniyor. Özlem diyor ya, gelirken gördük yollar uzaktı. Niye indiğinizde o zaman ya yollar uzak biz hiç eve bakmayalım niye demediniz? Bu bir. İkincisi, eve girdiklerinde, eve baktıklarında surat ifadeleri değişti. Evi beğenmediler. Hani hiç yol, ulaşım bunlar bahane değil. Son olarak da söylemek istediğim tek şey, Özlem diyor ki biz bu yaşta bunları mı çekeceğiz? Özlem, ben 22 yaşındayım, senden şimdi benim elime böyle bir fırsat gelse ben alır eşimin elini tutar giderim. Bir sene de orada aslanlar gibi çalışırım. Paramı da kazanırım, sonra istediğim hayatı yaşarım. Yok böyle, hem hiçbir şey yapmayayım. Hem hiçbir şey yapmayayım, hem çok güzel evim olsun, hem çalışmayayım. Yani hem de teklif gelsin. Ya yok öyle bir dünya ya. Şimdi biliyorsunuz parklarda yatarken geldiler. Şimdi o şartları da söylememiz lazım. Parkta yatıyordunuz siz. Ayhan Bey bak, bazen Kadıköy'de doğum, ben ne demek istediğinizi anlıyorum. Ben daha iyi şartlardan geldim falan. Ama şu an şartlarınız iyi değil. Şu an çok zor durumda olan birçok insan var. Ve bakın inanın, şu an telefonumuz kilitlidir ki şu şarta ben sahip olayım diye. Bu çok önemli bir fırsat. Yani içime sinmedi. Nerede gezeceğim? Ben bu yaşta bunu mu çekeceğim? Diyecek konumda değilsiniz bana göre. Gerçekten. Bak bir gün gelir, yani Allah tabii ki kimseyi zora sokmasın, muhtaç etmesin ama bana göre ben burada kim bilir kaç kişiye sorsam böyle bir fırsatı kabul ederdi. Ha bırakın ki siz sokakta yaşıyordunuz, onu geçtim. Herkes bunu kabul ederdi. Sen ayda bir kızını görüyorsun. Burada derdi bir yıl ben bir yaşayayım. Kocamla otururum evde film seyrederim. Yine dışarı çıkmayı düşünmem. İşte işe gider gelirim, paramı biriktiririm. Kiram yok, hiçbir şeyim yok. Eşya almayacağım. Böylelikle hani paramı biriktirir sonra istediğim yere giderim diye düşünürdü. Şimdi hep bu hayatta azı beğenmediğiniz zaman Allah inanın çoğu vermiyor. Çünkü evet, gerçekten manevi olarak da en böyle en büyük günah nedir demişler. Gerçekten en kötü duygulardan biri kibir. İçime sinmedi diyecek durumda değilsiniz siz. Bana göre. Ha bunu şu olarak söylemiyorum. Keşke olsaydı. Hani keşke daha iyi imkanlar, daha bir şey olsaydı ama onu demek için de belli bir standardın olması lazım. Belli bir standart olur. Yeni evleniyorsundur. Vardır. İçime sinmedi diyebilirsin. Haktır bu sana. Ama bu yeni hak... evleniyorum Esra Hanım. Ne yapıyorsun? Yani yeni evlenmiyorum mu ben? Senin o benim ikinci... de hakkım yok mu her şeye yani? Tabii ki var ama şu an önce para biriktirmeniz lazım. Şimdi mesela lazım. Benim ailem bana sahip çıkmıyor mesela, tamam. Ama benim de hakkım değil mi bunları görmek? Ama güzel sen gibi evde oturmak gene hakkım değil mi? Kötü evet, değil mi? Sen eşya istiyor. Kendine bir sene dayanacağı. Hakkını düşünüyorsun Özlem de. Hakkını düşünüyorsun da o zaman şimdi nikah da yapma. Çünkü bir ay sonra geri boşanmaya kalkacaksın. Git ananın evinde otur. Başka çare yok çünkü. Başka çare yok. Şimdi. Onu beğenme, bunu beğenme. Bütün bunlara rağmen izleyicilerimiz yine merhametliler. Ben yani hani çok teşekkür ediyorum önce. Süleyman Bey var hattımızda. Size bir teklifi var. Hadi bakalım. Merhabalar Süleyman Bey. Süleyman Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Telefon düştü. Tekrar bağlanacak. Size yani bir yerden bir teklif istiyorum. Bir şey demek istiyorum Esra Hanım. Söyle hani bana kınada altın koyuldu ya sahilime. Evet. O yıkadım elimden, göremedim onu. Nerede altının? Bilmiyorum. Pamuk Hanım kendisi bize çıkarken söylemişti. Altın konusu nereden çıktı şimdi? Şimdi tekrar dedi elinizden aldım dedi Esra Hanım'ın masasına bıraktı. Söylemek istedik yani. Yüzümüze gitti o. Gücümüze gitti. Tamam. Anlayamadık. Siz onu bir bakın, ben tabii hiç o konuyu bilmediğim için benim ekibim bilir. Onu bir araştıralım bulalım. Yani Süleyman Bey bağlandı mı? Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Enit. Süleyman Bey. Beni duymuyor demek ki. Hatta bir sıkıntı var. Bağlanacak birazdan. Peki. Nur anne. Şimdi sen onun parklarda yattığı zamanı görüyorsun. Ama Özlem de haklı olarak belki diyor ki benim... de ilk evliyim, benim hakkım değil mi güzel şeyler diyor. Ne diyorsun Gülcan Hanım? Sen daha iyi söylersin.
Hakkı tabii de şu anda hani hiçbir şey yokken böyle bir fırsatı kaçırması beni üzdü. Sen değerlendirir miydin bu fırsatı Gülcan? Değerlendirirdim evet. Yani mesela dışarıda kalmış olsanız Allah tabii korusun tabii yani herkes maddeye geç hiç büyük konuşmamak gerekir. Yani ya, bir odalı bir yer olsa bile ben kabul ederdim. Bu şartlar kış altında. Kış geliyor, Eylül ayı geliyor. Yani Özlem hep böyle olmaz diyorsun. Başka hiçbir şey demiyorsun. Kendi ailesi de hiç yardımcı olmuyor ki. Hiç çıkmıyorlar. Ya insan bir şey yapacak, takacak. Hep bana. Tavuk da söğütüyor, Allah'a bakıyor. Bir yardımcı olmuyorlar. Yani. Hiç aileden destek yok mu Özlem'e? Yok, hiç. Ben bir şey yani görmedim. Esra Hanım gördünüz buraya geldi. Oturdu. Babası geldi burada geldi, hiçbir şey demedi oturdu. Mi Özlem Şükrü sana? Hanım çeyizi var. Tavana kadar çeyizi var. Çeyizini vermiyorlar şimdi. Aa, çeyizini vermiyorlar. Tabii vermezler. Eşyaların hepsini giyecekleri çöpe atmış annesi. Neden Özlem? Neden? Yazık. Özlem duygulandı anne tabii bir dakika. Olur, bir dakika annesi. Üst üste konuşmayalım. Anne. Özlem ne oldu? Sen ailenin de destek çıkmamasına üzülüyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim aile Esra Hanım? Mi? Hem o çalışmış kendisi almış onları. Hep annesine vermiş çeyiz yapsın diye. O onun hakkı aslında. Hep sen mi çalıştın evet, Özlem? Evet. Şaka, 200 senedir çalışmıyorum ben. Bunlar konuşuyor ama boş konuşuyor. 3 senedir evet. Çalışmıyorum ben. Hep ayaklar üzerinde paralar? Durdum ben. Kardeşini askere göndermiş, yediriyor, evet. İtiriyor. Resimleri kendi var, her şeyleri konuşmayın. Var. Kıza hiçbir şey yapmamışlar. Yargı yapmasın yani. Kimse burada bana. 2016'da ben beyin kanaması geçirdim. Sen ne oldu o biriktirdiğin paraları Özlem? Annesinin de hepsi. Eşya aldı evleneceğim diye. Çeyiz aldı annem bana. Nerede o çeyiz? Bir tavan çeyizi var odada Esra Hanım. Yanış Hanım Cumhuriyet altında bir çeyrek altında annesi saklıyor. Vermiyor hiçbirini. Dur Özlem anlatsın biraz. Böyle. Çeyizlerim evde. Görmedim anne. Peki anne. Sen annenden istediğinde ne diyor Özlem anne? Ya zaten vermem diyordu zaten. Vermem sana diyor. Ses çıkartmıyordu yani. O mu kullanıyor acaba? Yok duruyor onlar. Paketlemiş şey duruyor odada. Baban ne diyor bu duruma? O senin kızım diyor yani senin hakkın diyor bana. Kardeşim yani, diyor ben senin vermiyor? Hakkın. Bir ev bulabilsek tutabilsek eşyalarını alsın. Ben yavaş yavaş çalışsam. Alsın evden baban getirsin. Vermiyor, işte. Polislere kapıyı açmıyor. Sizin ekip arkadaşına bile kapıyı açmamış. Öyle bir babana açmıyor mu kapıyı? Açıyor babana. Açıyor baban gizlice alsın hepsini babasının getirsin. Babasının konuşmaya hakkı var mı acaba? Tokatı patlatıyor babasını. Babasına mı vuruyor? Tabii. Çok fena. Mutfağa sokmuyor adamı. Önüne bir tabak yemek koymuyorlar adamın. Bunlar hep gerçek doğrudur. Bana belki kızacaklar ama kendi annen, de söyleyebilir. Özlem, annem babanı dövüyor mu? Hı? Annem babanı mı dövüyor? Yok, dövmüyor ya. Tokat atıyor dedi Ayhan. Babanı sen dedin ya bana canım omuzuna vuruyor, ittiriyor, mutfağa sokmuyor, yemek vermiyor adama. O ona harçlık veriyor ama babanı hor görüyorlar. Ben bunları konuşmak istemiyorum. İstemiyorsan tamam sen bilirsin. Ailesi hakkında laf söylettirmiyor işte ne güzel bir şey. Yani. Kendi bilir. Babası geldi burada oturdu ne yaptı? Bir ipin ucundan tutayım demiyor. Gelmiş buraya şarkı söyleyebilir miyim havasına gelmiş. Sorumluluk sahibi bir insan değil ya. Ki. Bana bir kötülüğü olmadı çok da. Çok komik bir şeyler yani. Bilmiyorum işte yapmıyor. Babalık yapmamış yani hiç. Kızı var. Ben yargılamıyorum da benim de kızlarım var. Allah o şeyleri göstermesin inşallah da. Ne diyeyim?